Şanlıurfa'da vatandaşlar Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan Türkiye ekonomisi toparlanabilecek mi? Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken muhalefet erken seçim çağrısını güçlendirdi. Ekonomistler seçimin ekonomiyi düzeltmenin ilk adımı olarak görüyor. Şanlıurfalı vatandaşlara ekonomi nasıl diye sorduk. Bir kesim vatandaş halinden şikayetçiyken bir kesim vatandaş ise durumun gayet normal olduğunu söyledi. Ülke ekonomisi şu an ne durumda? Ülke ekonomisiyle yani ben ne diyeyim size şimdi, zaten herkes görüyorsunuz ablacığım, herkes açlıktan geberiyor yani. Odun olmuş 2 milyar para. Evet. Millet evde kışı ne yandıracak? Odunun 1 ton odun 2200. Evet, 2000 lira para olmuş. Bir ekmek alıyorsun bilmem ne kadar olmuş. Zaten aldığımız para asgari ücret, asgari. Tayyip babamız bir veriyorsa 5 geri alıyor. Batıyor. Evet. Peki ülke ekonomisini kim gelirse düzelir, kim düzeltebilir? Vallahi orasını bilmiyorum. Biz bu iktidardan razı değiliz. Ekonomi şu an sizce nasıl? Ekonomi bitmiş. Peki kim düzeltebilir? İflasın peşindeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ümidiniz var düzelecek. Hiçbiri düzeltemez şu an. Sadece zamana bırakmak lazım. Osman Bey, ekonomi nasıl şu an? Ekonomi çok kötü ya. Bu durum hiç iyi değil. Peki ekonomiyi sizce kim düzeltebilir? Allah-u Teala ancak düzeltebilir. Zor düzelir. Çok zor düzelir. Çünkü şimdiye kadar iyiydi. Mesela Cumhurbaşkanımızın birinci dönemi süperdi. İkinci dönemi normaldi. Şey çoğaldı, horoz çoğaldı. Kimsenin sözünü dinlemiyor. Ülke ekonomisi nereye gidiyor? Ülke kötüye gidiyor. İyi olmak da ancak Allah iyi eder. Kimse iyi edemez, ben sana söyleyeyim. Yani çok zor. Ama artık şeyden çıkmış. Randından çıkmış. Hem dünyada hem Türkiye'de düz olmak da çok zor yani. Kimse düzeltemez yani. Ekonomiyi kim düzeltebilir? Mevcut hükümet mi? Değişiklik? Bence mevcut hükümet düzeltebilir. Mevcut hükümet dışında başka kimsenin, hatta başka bir toplumun, başka bir partinin düzeltebileceğine inanmıyorum ben. Mahir Bey, sizce ekonomi nasıl? Yani ekonomi şu an şartlarda hani.